Habertürk.com teknoloji editörü Cem Kadri Özenen konuğumuz. Cem, hoş geldin HT 360'a. Selamlar. Şimdi bunu fırsat bilenler var. Böyle bir sosyal medya detoksu yapanlar var. Yok kardeşim, ben Instagram'dan ayrı duramam deyip çeşitli yöntemlerle Instagram'ı bir şekilde kullananlar var. Nasıl kullanılabiliyor? Önce onu bir sorayım. Bir de tabii bu yöntemlerle Instagram'ı kullanmak ne kadar güvenli? Şimdi VPN kullanarak Instagram'a girmemiz mümkün. Yani VPN ne demek? Önce ondan biraz bahsedeyim. Telefonumuza yüklediğimiz bir aplikasyonla, VPN aplikasyonuyla veya işte bazı browserlar var, bilgisayarda da kullanabiliyoruz. Onlar kendi içerisinde bir VPN uygulaması barındırıyor. Onlarla da işte browser'dan Instagram'a girmek mümkün. Bu bizim IP'mizi yurt dışında bir yerdeymişiz gibi gösteriyor. Ve işte Türkiye'den bağlanmadığınız için de Instagram'a giriş yapabiliyorsunuz. Bu ne kadar sağlıklı? Aslında biz VPN'i şirket içerisinde de kullanıyoruz normalde ve güvenlik önlemi olarak kullanıyoruz. Yani uzaktan bilgisayarlarımızla şirkette bağlanmak istediğimiz zaman VPN üzerinden kullanıyoruz. Bunu güvenlik için kullanıyoruz. Ancak bunlar ücretli VPN'ler ve özel VPN'ler. Sadece işte biz bağlanabilelim diye şifreli bir VPN attı. Oradan girerek güvenlik için kullanabiliyoruz. Ancak ücretsiz VPN uygulamaları... Bu bizim indirdiklerimiz, öyle değil mi? Yani evet, normal. Onlar bir güvenlik riski barındırabiliyor. Yani aslında güvenlik için kullandığımız şey bir güvenlik riski ortaya çıkartabiliyor. O nasıl oluyor? Çünkü yeterli düzeyde güvenlik önlemleri yok bu VPN uygulamalarının. Dolayısıyla yani ücretsiz olarak kullandıklarımızdan bahsediyorum. Telefonumuza indirdiğimiz zaman bizim bilgilerimizin dışarıya sızma ihtimali de söz konusu olabiliyor. Ancak işte telefonlarımızda, yani kullandığımız işletim sistemlerinin kendi içerisinde bazı güvenlik önlemleri var. Dolayısıyla telefonumuza veya bilgisayarımıza girmeleri değil de işte hesabımıza erişmeleri veya şifremizi görmeleri gibi bir problem de ortaya çıkartabilir. Yani benim kullandığımda şu anda bir problem yaşamadım ama yaşamayacağım anlamına gelmiyor. Sen bu işte ücretsiz kullanılan VPN'leri mi kullanıyorsun? Ben şirket üzerinden kullandığımız VPN'i kullanıyorum. O yüzden daha güvenli, evet, senin kullandığın. Şimdi o zaman diyelim ki ben kullanıcıyım. Mesela açtığımda şöyle oluyor. Bir bakıyorum işte Almanya'dan bağlanıyor, bir bakıyorum Avusturya'dan bağlanıyor. Ve bunu yapabilmek için izinler vermeniz gerekiyor. Yani işte bu çerezleri kabul et gibi düğme indirirken de bir sürü izin istiyor sizden. O VPN'i telefonunuza kurarken de izin istiyor. İşte bazı şeyleri görmüyoruz bile yaparken. Tamam mı? Tamam. Okumadan bazı şeylere tamam diyoruz. İşte konumunu kullanmak için izin istiyor. Evet. Senin telefonuna bunu kurmak için izin istiyor. Bunları verip sonra bilgimiz çalındı diyemiyoruz. Çünkü kendimiz veriyoruz aslında bir sürü şeyi. Neler çalınabilir? Onu bana bir mesela izleyicilerimize... İşte dediğim gibi hesabımıza erişme ihtimalleri olabilir. Konumu da bu arada biliyorlar. Yani telefonun sizin nerede olduğunuzu biliyorlar. Bu tarz bunlar şeyleri... Bunlar da biliniyor. Evet. Bunlara izni biz veriyoruz aslında. Onlar arayıp da bulmuyorlar. İndirirken bunların izni veriyoruz. Peki bu işte mesela diyorsun ya, hani işte burada değilsin, Türkiye'den bağlanmıyorsun. Dolayısıyla herhangi bir yurt dışındaki ülkeden bağlanıyorsun. Onun tercihini yaparken neye göre yapıyor? Yani o da bizle mi alakalı? Onun tercihini bazı VPN uygulamaları en hızlı konuma göre yapıyor ama bunu seçebiliyoruz. Yani mesela kalkıp da Çin seçmeyiz çünkü Çin'de de bazı, daha doğrusu bazı değil, bir sürü bu tarz uygulama zaten engellenmiş durumda. İşte ABD'nin bazı eyaletlerinde bazı uygulamalar engellenmiş durumda. Onlara da girmek istersek oraları seçmememiz lazım. Zaten bunu otomatik olarak seçiyor. Girememeye devam ettiğimizde veya işte internette IP'yi değiştirdiği için, sürekli statik IP olmadığı için değiştirdiği için internet hızımız da elbette buradan aldığımız internet hızıyla aynı olmuyor bu VPN'lerle bağlanınca. Ona göre en hızlı konumu otomatik seçiyor ama biz bunu değiştirebiliyoruz da bazı uygulamalarda. Peki şunu merak ettim. Şimdi bu 2 günlük için işte Instagram kapalı, biz bunu indirdik, kullandık diyelim. Sonra bunu telefondan kaldırmak istiyoruz. Sonrasındaki o işte onay verdiğimiz birçok şey hala geçerli mi? Oradaki mesela o güvenliği nasıl sağlıyoruz? Uygulamaya bir kere bu izinleri verdiğimiz zaman o bilgileri alıyor. Evet. Yani o bilgileri bir kere aldıktan sonra geri ver bilgilerimi diyemiyorsunuz. Ama uygulamayı sildikten sonra işte kurarken aldığı izni iptal edebiliyorsunuz. Ancak önceki verdiğiniz bilgiler gitmiş oluyor zaten. Yani aslında... Yani sizin girdiğiniz uygulamalara veya internet sitelerine kadar her şeyi o uygulama alabiliyor. Peki o zaman şu, yani ola ki indirdik ve kullanıyoruz. Bu saatten sonra ya da şimdi mesela indirmek isteyen, şunun arifesinde olan izleyicilerimiz için kullanırken neye dikkat etmeliyiz? VPN. Yani işte verdiğiniz izinlere dikkat etmelisiniz. Mesela bazı seçenekler de oluyor VPN uygulamalarında. Bir sürü diğer, yani ikinci, üçüncü şirketlere de bunları verebilmesi için de izinler istiyor. Hepsini kabul ettikten ziyade bunları okuyarak, ne istediğine bakarak, bizden ne istediğini, hangi izni istediğine bakarak bunları kabul etmemiz çok önemli. Öncelikle bu, yani bu uygulamayı indirirken bizden ne istiyor, telefonumuza kurarken bizden ne istiyor, bunları iyice okuyup ne izin verdiğimizi bilerek bunları indirmemiz önemli. Şunu merak ettim, mesela şimdi dedin ya sen az önce, şirkette bizim kullandığımız işte çok güvenli bir erişim sağlıyor. Onlar özel hatlar. Bunlar özel, ücretli hatta. Biz mesela ücretli bir şekilde daha güvenli VPN application şeklinde soruyorum. Yani telefona ben mesela indirebilirim. Onlar dışarıdan müdahale edilemesin diye kullandığımız VPN'ler. Bunlar? Bunlarsa yani yine aynı şey aslında, ama daha düşük korumaya sahip olduğu için kime izin verdiğimizi bilmemiz gerekiyor. Yani bu application'ları ya da bu uygulamaları yapanların kim olduğu, aynen öyle. Onlar da, önemli. İşte ne izinler verdiğimiz de önemli. Bilgilerin paylaşılması önemli. Neler paylaştığımız önemli burada. Peki şunu merak ediyorum. Mesela burada bir kayıt alma işlemi oluyor mu? Mesela biz o uygulamaları kullandıkça, ben biraz daha güvenlik boyutunu uluslararası şeyde düşünüyorum. Kayıt alma derken bizim ne yaptık? Yani mesela ben VPN'i indirdim, evet, ya, ve Instagram'ı kullanıyorum. Başka bir ülkedeyim yani. Yapılsa bile bunu bizim anlama ihtimalimiz yok. 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 Yani çok ben Instagram'ı kullanırken biri o sırada işte benim kullandığım VPN güvenliksiz bir VPN'se ve buradan benim ekranımın kaydı alınırsa benim bunu bilme ihtimalim yok. Böyle bir durum var. Evet. Peki izleyicilerimiz için o zaman ne önerirsin? Onu da bir almış olalım. Şimdi editörüm yazmış, yani ne o zaman, ne yapacağız? Mesela 2 gün tamam, kullanmayabilirsiniz, bekleyebiliriz bu kararı. Elbette bu mantıklı, bu kadar çok şeyden sonra hele. Ama mesela kullananlar için ve tabii ki başka alternatifler var mı? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, açılması bekleniyor bugün içerisinde olan görüşmelerden sonra. Kabine sonrası mı demiştim? Evet, kabine toplantısı sonrası Instagram'ın açılması bekleniyor. Çünkü 3 ana konuda talepler, daha doğrusu şartlar sunmuş Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Instagram yönetimine. Burada olumlu geçtiği söyleniyordu Ankara'dan bize gelen bilgilerde. Ve kabine toplantısı sonrasında Instagram'ın bu koşulları kabul ettiği ve açılacağı söylenmesi bekleniyor. Yani şu anda henüz VPN indirmemiş olanlar biraz daha bekleyebilir. Önce onu söyleyeyim. Ama illa da kullanacak kişiler, dediğim gibi öncelikle uygulamanın güvenilirliğini araştırması gerekiyor. Hangi şirketin bu uygulamayı yaptığını, nereden indirdiklerine bakmaları gerekiyor. Ve verilen izinler kontrol edilmesi gerekiyor. Sağlam check etmek. Evet. Yani. Bunları ve dediğim gibi her izni de vermemek gerekiyor. Yani otomatik olarak her şey seçili olabiliyor bazen. O kapatılabilenleri var. Bunlara da dikkatlice okuyup neye izin verip neye vermediklerini bilmeleri gerekiyor kullanıcıların. Cem, çok teşekkür ederim. Cem Kadri Özenen bu dilimde konuğumuzdu. Habertürk.com teknoloji editörümüz aynı zamanda. Bu VPN kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Saydığı şeyler gerçekten önemli.